Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Öncelikle destek olmak için kanalımıza abone ol kardeşim. Sana zahmet. Şu anda bu video bizden alınan dilekçe sayesinde tam 62 bin TL kredisi onaylandı. Hatta KKB puanı 1100 küsur arkadaşlar. Ve daha önce hiç kredi alamıyordu, defalarca başvuru yapıyordu, red geliyordu ve bunları ben size şimdi ispatlayacağım arkadaşlar. Öncelikle dilekçe yazdırmak isteyenler WhatsApp numaramız bu videonun hemen açıklama kısmında. 0543 641 61 77 arkadaşlar. WhatsApp numaramızı tekrar veriyorum. 0543 641 61 77. Bu videonun açıklama kısmında WhatsApp numarasını veriyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle Facebook'larda veya Instagram'larda orada burada kişisel hesaplardan dilekçe yazıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum diyenlere itibar etmeyin. Vergi mükellefi olmayan hiç kimseye itibar etmeyin. Arzulacı olmayan hiç kimseye itibar etmeyin. Bunların yazdığı dilekçeden de size hayır gelmez. Çünkü neden? Emek hırsızları var arkadaşlar. Bunlara itibar etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti'nde sicil altı dilekçesini çıkartan sadece benim arkadaşlar. Benden başka sicil altı dilekçesini çıkartan bu ülkede yok kardeşim. Ve benden alınan dilekçenin sayesinde şu anda 3500'den fazla vatandaşımız kredi ve kredi kartına kavuştu. Bunları benim ağzımdan aynısını yok kredi kartı çıktı, yok kredi çıktı diyerek sağda solda paylaşım yapıyorlar. Bunlara itibar etmeyin. Ve az önce de zaten ben bunu neredeydi o? Vergi dairesine bildirimini yaptım arkadaşlar. Şuradan bakın size, şuradan göster. Az önce bir vergi kayıp ve kaçakçılığına ilgili ihbarını bildirdim arkadaşlar. Şimdi diğer konuya geleyim. Arkadaşlar sabit çalıyor, önemli değil. İstersen bir bak istersen. Biz böyle şeffafız arkadaşlar. Yani. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın, benim bütün sertifikalarım hemen hemen hepsi var. Bakın, kamuoyu araştırmacısı, internet haberciliği, finans danışmanlık, medya eğitimi, mobil eğitimi, sosyal medya uzmanlığı ve şurada TC'mi göstermeden şurayı yakın çekebilirsin Gülsüm Hanım. Evet, yukarıya çıkalım. Arkadaşlar bu marka tescil belgesidir. Nedir bu? Şuraya getir, şuraya. Finansal ve parasal hizmetler ve ne diyor? Haber ajansı hizmetleri. Evet. Yani resmi olmayan hiçbir şey girmiyoruz. Yazdığımız bütün dilekçelerin de makbuzlarını kesiyoruz. Gülsüm Hanım da zaten burada dilekçenizi hazırlayacak. Şimdi WhatsApp'tan bana gelen yazıyı şöyle size göstereyim. Kağıt israfı olmaması için şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Kredi limiti 62 bin lira. Tam görünüyor mu? Şöyle biraz daha ben çevireyim istersen. Şöyle herhalde iyi. Şurada. 62 bin lira arkadaşlar. Sayende 5 ay sonra ikinci kredim ve tam 62 bin TL. Allah işini gücünü rast getirsin. İlk kredim 5 ay önce 0 kredi puanı ile 5000 TL ve 5800 TL iki hesap almış. Yani bir önceki dilekçede. Şu anki dilekçeyi farklı yaptım arkadaşlar. Değişik bir dilekçe yazdım. Haberiniz olsun. 5 ayda kredi puanım 1250 ve 62.000 TL onaylandı. Yani ilk aldı benden almış dilekçeyi. 5000 ve 5800 almış. Sonra düzenli ödemeye devam etmiş. 62.000 liraya, yani puanını da 1200 küsur çıkarmış. 62.000 lira almış. Paylaşabilirsin demiş. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ilk aldığında bakın risk raporu not hesaplanamadı diyor. Bak şurada. Şurada. Not hesaplanamadı diyor. Kredi notu şurada, bak kredi notu hesaplanamadı diyor. Borç limiti geciken ödeme 4 adet 71. Durum buydu kardeşim 5 ay öncesi ve sonrası. Benden de dilekçe alıyor. Kredisini onaylatıyoruz. Onaylatıyor. 1185 puanı da oluyor. Devam ediyoruz. Kredinin onaylanma ekranını göstermiş. Gördüğünüz gibi. Sonra hayırlı olsun kardeşim dedim. Mama almayı hak ettin dedim. Resim ilkinden aldım, yine de alırım diyor. Bak ilk de mama almış arkadaşım.
Yine alırım diyor. Sokak hayvanlarına mama alıp dağıtmasını istiyorum. Para istemiyoruz yani. Şu da onaylandı diyor. Bakın iptal edildi diyor, görüyor musunuz? Bakın bu dilekçe öncesi. Devam ediyoruz. Ayın 17'sinde red verdi, dilekçeyi yolladım, şubeye çağırdılar ve onaylandı diyor. Ne diyor? Kullandırıldı diyor. Kredi notu ne yapıyor? Hesaplanamadı diyor. Bak cuma günü de onaylanmış. Devam ediyoruz. Bak aynısı. Olumlu sonuçlanamadı. 5800 ek hesap var. 5000 normal kredi çekmiş. Sonra 62 bin lira kredi çekmiş. Yani hep bu dilekçe sayesinde onaylanmış arkadaşlar. Ama biz ne diyoruz? Kimseye kesinlikle kredi çıkacak, bu dilekçeyi al kesin çıkacak kredi diye öyle bir şey asla demiyoruz arkadaşlar. Ben ne diyorum? Bu dilekçeyi alıp şansını deneyeceksin. Olur ve olmaz banka bunun kararını verecek. Yani arzu acelin ne olduğunu biliyorsunuz. Dilekçe yazan insanlardır arkadaşlar. Yani dilekçe hizmeti veriyorsa. Dilekçeyi yazıyorum, sana veriyorum. Sen de bunu bankanın genel müdürlüğüne gönderiyorsun. Şimdi bu dilekçeyi ne yapacaksınız? Bu konuyu anlamadan dilekçe yazmıyoruz arkadaşlar kimse. Kim olursa olsun yazmıyoruz. Konuyu önce anlaman gerekiyor. WhatsApp'tan yazıyorsun. WhatsApp'tan yazdıktan sonra sana otomatik bir mesaj geliyor. Dilekçe ücretimiz 50 TL. Ve bu 50 TL ile 2 tane dilekçe alıyorsunuz benden. 2 tane dilekçe, yani bir tane de alsanız, 2 tane de alsanız 50 TL. İstersen bir tanesini bir bankaya, bir tanesini bir bankaya 2 tane yazdırabilirsin. Veya 4 tane veya 5 tane, kaç tane yazdırmak istiyorsan. WhatsApp'tan yazıyorsun, diyor ki ödemeni yap. Ödemeni yapıyorsun, sana senden birkaç tane bilgi istiyoruz. O bilgileri alıyoruz, dilekçeni hazırlıyoruz. Sana WhatsApp yoluyla tekrar gönderiyorum. Sen onun çıktısını alıyorsun. Nereden alacaksın çıktıyı? Kafeden, internet kafeden, bilgisayarcıdan, yazıcıdan çıktı alıp altına imzanı atıyorsun. Tarihini atıyorsun. Zarfın içine koyuyorsun. PTT'ye gidiyorsun. Bankanın genel müdürlüğüne iadeli ve taahhütlü şekilde gönderiyorsun. Bakın şubeye götürün demiyorum. Eğer benim fikirlerimle gidecekseniz ben şubeyle muhatap olmanızı istemiyorum. Direkt bankanın genel müdürlüğüyle. Çünkü bu dilekçe bankanın genel müdürlüğüne gönderilmek üzere hazırlandı arkadaşlar. Gönderiyorsun, 30 iş gününde sana olumlu veya olumsuz dönüş yapıyor. Genelde 3 gün 4 günde sana mesajlar geliyor. Değerlendirmeyi almıştır vesaire vesaire diye. Veya sana kağıt geliyor, veya bir mektup geliyor, veya mesaj geliyor, veya mail geliyor. Veya seni arıyorlar. Olumlu veya olumsuz onlar değerlendiriyor. Kanun nedir? 5. ayın 20'sinden önceki borcunu yapılandırma yapan, yani taksitlendiren ya da tamamını ödeyenler başvuru yaptığında Türkiye Bankalar Birliği risk merkezinde tutulan raporun dikkate alınmayacak diyor. Alınmayabilir demiyor. Alınmayacak diyor. Banka, eğer sen kanuna uyuyorsan senin sicilini dikkate almamak zorunda. Ama farklı sorunların varsa sadece risk raporuna bakmıyor bankalar. Farklı bir durumlar varsa onu sana öne sunabilir veya vermiyorum diyebilir. Çünkü bankanın kendi kararı bu arkadaşlar. Ama biz şu anda 3500'e yakın vatandaşın kredi ve kredi kartını onaylattık arkadaşlar bu dilekçe sayesinde. Yani onaylattık derken benim dilekçem sayesinde bankalar onayladı bunu. O yüzden WhatsApp numaramızı da verdim zaten, 0543 641 6177. Buradan yazarak sorulara cevap verilmiyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Diğer konu, Facebook'larda, Instagram'larda tekrar tekrar ediyorum. Bir iki tane böyle sahtekar insanlar var. Onlar zaten peşindeyim, ihbarını da yapacağım. Kimse benim buradaki mesleğimi küçük düşüremez. Biz burada emek harcıyoruz. Ben bir emek harcayacağım, sen geleceksin o dilekçeyi başkasını satacaksın. Haysiyetsizlikten başka bir şey değil bu arkadaşlar. Onursuzluktan başka bir şey değil bu. O kişileri ihbar etmeye devam edeceğim. Açarsın ofisini, arzu acil faaliyetini de eklersin, tamam mı? Çıkarsın adam gibi, benim gibi videonu çekersin. Vergi mükellefi 812, vergi mükellefiyim. Bursa Osman Gazi, arzu acilik 812 028 7755 vergi numaram. Herkes arattırsın. Arzu acilik faaliyeti, finansal hizmetler. Her şeyimiz resmidir bizim. O yüzden kişisel
profillere itibar etmeyin. Bilmediğiniz yerlerden dilekçe yazdırmayın. Tanımıyorsunuz, etmiyorsunuz. Yok ben o dilekçe yazıyorum, gel. Benim konuşmalarımın aynısını gidiyorlar sağda solda. Nerede paylaşıyor arkadaşlar? Senet ve kredi diye bir grupta paylaşıyorlar. Senet ve kredi verilir mi? Bu gruplar sahtekardır. Senet ve kredi başlığı varsa bu grupta da sen gelip benim dilekçemi paylaşırsan işte ben senin peşini bırakmam. Benim dilekçem senet ve kredi verilir gruplarında paylaşılamaz. Sicil hafıza dilekçesi bunun için açılmadı. Bunun için yazılmadı. Paylaşamazsın. Ben sana paylaştırmayacağım bunu. Göreceksin bak. Bu gibilere itibar etmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ihbar edin, şikayet edin arkadaşlar. Şikayet etmeye devam edin. Facebook'a da şikayet edin. Vergi dairesinde de WhatsApp numarası paylaşan kişiler var. Onların numaralarını vergi dairesine bildirin. CİMER'e bildirin. Bunları fırsat vermeyin arkadaşlar. İlla gel benden dilekçe al demiyorum. Emek hırsızlarına fırsat verme kardeşim. Evet, bunun gibilere inat. WhatsApp numaramızı veriyorum. 0543-641-6177. Al dilekçeni, gönder ve şansını dene. Çıkar veya çıkmaz. Biz bunu bilemeyiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.